Evet arkadaşlar, birinci sorumuzda ABC bir üçgen, ADF bir deltoid, AB8, AC12 ve BC10 olmak üzere bize soru EC uzunluğunu soruyor. ADF bir deltoid olduğundan ötürü bakın şu kenarımızla şu kenarımız yani AD ile AF eşittir. Bu durumda üstteki kısımla alttaki E noktasını birleştirdiğimiz zaman üstte oluşacak olan açımız aslında iki parçaya bölünüp açıortayı oluşturur. AB uzunluğumuz 8, AC uzunluğumuz 12 olduğundan açıortayın özelliği kuralından BE uzunluğumuz 8'in bir katı, aynı şekilde EC uzunluğumuz ise 12'nin bir katı olacaktır. BC uzunluğumuz dikkat ederseniz bize 20K olarak verilmiş. Bu durumda K dediğimiz ifade 1 bölü 2'ye eşittir. EC uzunluğumuz 12K olduğundan 12 ile 1 bölü 2'yi çarparak aradığımız cevabı 6 olarak bulabiliriz. İkinci sorumuzda ABC üçgen, ABDE bir deltoid, BD ile DE uzunluğumuz 4 cm ve DC 6 cm olarak verilmiş. Az önceki soruda olduğu gibi A noktası ile D noktasını birleştirdiğimiz zaman ABDE bir deltoid olduğundan üstte bizim için bir açıortay oluşur. Bu durumda burası 4 iken şu uzunluğumuz yani AB uzunluğumuz 4'ün bir katı, DC uzunluğumuz 6 iken AC uzunluğumuz ise 6K olmalıdır. ABDE bir deltoid olduğundan AE uzunluğum ile AB uzunluğum birbirlerine eşit olmalı. Yani bu kısım 4K olur. O halde EC uzunluğuna 2K kalacaktır. Bize orantı istemiş. AB uzunluğumuz 4K, EC uzunluğumuz 2K olduğundan aradığımız cevap 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki karton, BC ve AC kenarları üzerinde alınan D ve E noktalarından geçen doğru boyunda kesilerek şekildeki ABED deltoidi elde edilmiştir. EC uzunluğumuz 22, CD uzunluğumuz 16, EB uzunluğumuz 14 iken AB ya da AD uzunluğumuz kaç santimetredir? Şimdi ABE'de bir deltoid ise bakın AB ile AD eşit olduğundan biz buralara birer M harfi verebiliriz. Bu durumda bu kısımda M ve bu kısımda M olacaktır. ABE'de bir deltoid olduğu için A ile E noktalarını birleştirdiğimizde yukarıda A açısı bir açıortaya dönüşecektir. Bu durumda açıortayın özelliğinden kaynaklı olarak M'nin 14'e oranı M artı 16'nın 22'ye oranına eşit olur. İçler dışlar yaparsak buradan devam edelim. 22M eşittir 14M artı 14 çarpı 16 olacaktır. 14M'i karşı tarafa atarsak 8M eşittir 14 çarpı 16. Bakın burada 8'de sadeleştirdik 1, 8'e bölersek 2. Bu durumda M uzunluğumuz 28 birim çıkacaktır. Soru da zaten bize M uzunluğunu sormaktadır.